Ve biz bu hayvani alem mülkünün, ki o senin cisim mülkündür, dört tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki, evet şimdi dörtten dördü anlattığı sayısal önemini, ehemmiyetini insan vücudu üzerine döndü. Dört tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki onlar da şunlar: rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur. Evet, insan vücudundaki dört tabiat özelliği bunlardır. Rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur. Ve büyük alem olan güneş sistemimizi oluşturan heyet dahi dört unsur üzerine kaim oldu. Onlar da sıvı, gaz, katı ve ateş. Yani hararettir. Ve burada unsur tabiri kimyagerlerin bahsettikleri basit elementler değildir. Hikmet ehlinin bahsettikleri cisimlerin umumi esaslarıdır. Bundan dolayı fen erbabının bu terimlere itirazları yerinde değildir. Ve hiç şüphe yok ki bilimsel olarak dahi sabit olduğu üzere gerek alemin vücudu ve gerek Adem'in vücudu bu dört rükün ve tabiat üzerine yerleşmiştir. Toprak, hava, ateş, su unsurları dedik ya büyük alemde de. Yine insanda da bu unsurlar var dedik. İşte bunun karşılığı da rutubet, kuruluk, sıcaklık, soğukluk olmuş oluyor. Ve bu tabiatlar ve dört unsurlar bölümü 40 bölümdür. Yani vücut mertebeleri 40'tır. Bunlar da 40'a ayrılıyor yani. 40 bölüm oluşuyor. Bundan dolayı 4 sayısı geniş bir bölümdür ki eğer biz onun ayrıntılı bir şekilde izah etmeye kalkarsak maksadın dışına çıkmış oluruz. Zaten 40'ın sohbetlerimizde dile getirdik. İnsan için ehemmiyeti fazladır. İşte derler ya işte 40 gün. Anne rahmindeki 40 günün evreleri, insan ölümünden sonra 40. gün meselesi, 40'lar, Evliyaullah'ın ileri üst tabakalarında olan 40'lar gibi 40'ın ehemmiyeti var yani. 40'ından sonra azalı teneşir var. Gibi atasözümüz de var. Bu konu hakkında bilgi almak isteyenler Fütuhat-ı Mekke'nin 1. cildinin baş taraflarını incelesin. Evet, ilk sohbetlerimizde Fütuhat-ı Mekke'nin 1. cildini okuduğumuzda bu konuları, bu unsurları detaylıca anlatmıştı orada, hatırlarsanız. Yine isteyenler o sohbetlerimizin tahmin ediyorum 5., 6., 7., ilk 10 sohbette olması lazım bu mevzuların.